Bu videomuzda sizlerle beraber mini dikey tarlalar oluşturacağız ve bu mini dikey tarlada soğan yetiştireceğiz, yeşil soğan yetiştireceğiz. Bakın şöyle kocaman bir bidonumuz var. Bu 20 litrelik bir bidon, pet bidon. Bunu plastikçilerden bulabilirsiniz. Buna şimdi bir takım işlemler yapacağız. Altına drenaj delikleri açacağız ve kenarlarına delikler açacağız ve bu deliklerin içerisine soğan cücüklerini, tabiri uygunsa soğan ıskasını, soğan kıskasını yerleştireceğiz ve toprakla dolduracağız ve böylece kocaman bir soğan çimlendirme alanı ortaya çıkacak. Belki de bu bidonun üzerinde yüzlerce delik açacağız ve yüzlerce yeşil soğan yetiştireceğiz. Biz yeşil soğan yetiştireceğimiz için, yani kafa yapmayacağından dolayı delikleri sık sık açacağız. Ama siz bu yeşil soğanın büyüyüp kafa yapmasını, yani kuru soğan haline gelmesini isterseniz delikleri biraz daha aralıklı yapabilirsiniz. Tercih size kalmış. Biz biraz sıkı bir şekilde delikler açacağız. Hemen malzemelerimizi tanıtalım. Tüpümüz var. Böyle bir boru kullanacağız. Bu borunun ucunu ısıtacağız ve buralara delikleri açacağız. Ha, şöyle de bir, mesela böyle bir borunuz yoksa, şöyle bir, daha önceden yapmıştım ben, tellen böyle bir düzenek yapıp bunu ısıtıp bu şekilde de delik açabilirsiniz. Ama şu boru ile daha pratik açıldığını fark ettim. Ben birkaç tane örnek yapmıştım şu şekilde. Bakınız, daha pratik bir şekilde açılıyor. Şimdi hemen işlemlerimize başlayalım. Önce tüpümüzü açalım. Bu işlemi gördükten sonra siz de diyeceksiniz ki, ya benim bağım, bahçem, tarlam yok ama balkonumda da çok rahatlıkla bu işlemi yapabilirim. Hadi bakalım, şimdi biraz çalışalım. Önce boruyu güzelce ısıtalım. Evet, borunun üzerindeki boya da yanıyor bir taraftan. Şimdi hemen bismillahirrahmanirrahim işlemlere başlıyoruz. Bakın. Gayet pratik bir şekilde bir taraftan buradan deliği açacağız, bir taraftan da içeriden o parçayı çıkartacağız. Çünkü kuruduğu zaman zor çıkıyor. Bu şimdi biraz zahmetli bir iş arkadaşlar. Oldukça da zaman alıcı bir iş. Şimdi birkaç tane örnek size gösterdik. Ben bidonun tamamını deleceğim. Aynı şekilde deldikten sonra işlemlerimize devam edelim. Arkadaşlar bakınız, ilk sırayı tamamladık. Kaç tane delik açtığımızı bilmiyoruz ama bayağı bir delik oldu. Şimdi ikinci sıraya geçelim. İkinci sıraya geçerken, yani şu iki deliğin üstüne çapraz bir şekilde delik açarsak daha güzel olur. En azından birbirlerinin büyüme alanlarını engellememiş oluruz soğanların. Şu ikisinin ortasına dikkatli bir şekilde delik açmaya devam ediyoruz. Sevgili arkadaşlar, delik açma işlemini tamamladık soğanlar için. Şimdi bir de aşağıya drenaj delikleri açalım. Çünkü burası sulanacak. Sulandıkça alttaki fazla suyun akıp gitmesi gerekiyor. Evet, alttaki delikleri de tamamladık. Artık yavaş yavaş toprak doldurma işlemine geçebiliriz. Bakın arkadaşlar, şöyle bir torfumuz var. Siz ister bu şekilde bir çiçek toprağı kullanabilirsiniz, isterseniz de normal bahçe toprağı kullanabilirsiniz. Soğanın herhangi bir toprak seçiciliği yoktur. Biz böyle bir çiçek toprağı kullanmayı uygun bulduk. Şöyle bir leğenin içerisinde yapmanın daha uygun olacağını düşündük. Hemen birinci sıraya kadar dolduracağız toprağımızı. Şimdi yavaş yavaş alttaki deliklerden başlayacağız. Bir elimiz içeride, bir elimiz dışarıda konumlarını ayarlayacağız. Hafif şöyle yukarıya bakacak şekilde bir pozisyon oluşturacağız. Yani oradaki delikten düşüp gitmesini de önlemek amacıyla bir miktar sıkıştırmak gerekir. Elimizle içeriden destekliyoruz.
Evet, bakınız ilk sıramızı tamamladık. Biraz zahmetli arkadaşlar, hazırlaması gerçekten zahmetli, zaman alıcı, yorucu da aynı zamanda. Ama iş bittikten sonra Allah'ın izniyle hiçbir şey yapmadan sadece sulamakla soğanlarımızı inşallah yetiştirmiş olacağız. Şimdi birinci sırayı tamamladık. Biraz daha toprak dökelim ve diğer sıralara da aynı şekilde dikimini gerçekleştireceğiz. Her sırayı yerleştirdikçe yeni toprak ilavesi yaparsınız. Yani önce toprağın tamamını doldurayım, sonra soğanları yerleştireyim derseniz bu deliklerden topraklar akıp gidecektir. Onun için sıra sıra yapmakta fayda var. Evet, sonuncu soğanımızı da yerine taktık ve işlemimizi tamamladık. Bakalım şöyle dökülen var mı ya da takmayı unuttuğumuz var mı? Tamam olmuş arkadaşlar. Bizi biraz uğraştırdı ama bitince süper gözüktü. Şimdi bir sulama işlemi yapalım. Geldik sulama işlemine, hortumumuzu açtık. Şöyle dibinden hortumu dolandıra dolandıra, özellikle dipleri önemli çünkü soğanlar hep orada olduğu için. Şu içini, ortasını da sulayabilirsiniz ama önemli olan şu kenarları. Toprağı ağzına kadar doldurursanız bu şekilde sulama yapamazsınız. Onun için toprağı böyle daralma alanı başlarken bırakmak gerekir. Bizim bidonumuz biraz büyük olduğu için biraz çokça sulamak gerekiyor aşağıya suyun inmesi için. Siz illaki böyle 20 litrelik bir bidon olması şart değil. İster 10 litrede, ister 5 litrede kafanıza göre uygun bir malzeme bulup yapabilirsiniz. Şimdi şu leğenin içinden bir çıkartalım. Daha göze görünür hale gelsin. Bakın şöyle bir fıspısınız varsa, fıspısla da zaten şu soğanların kenarındaki toprak alanlar ıslanmış, nemlenmiş olsa yeterli olur. Bu şekilde daha pratik bir sulama yapmış olursunuz. Bunun kapağı şimdilik ilk etapta böyle kapalı kalabilir, nem hızlıca dağılmasın düşüncesiyle. Ama sonradan baktınız ki böyle toprağın üzerinde hafiften bir pamuklanma var, o zaman kapağı açabilirsiniz. Biz şimdi balkonumuzun kenarına koyacağız. Açık alan olduğu için yağmurlar da çok sık yağıyor bu sıralarda. Bir de yağdığı zaman çok şiddetli yağıyor. Onun için kapağını kapatacağız ki yani burası yoğun bir şekilde suya, yağmura maruz kalmasın diye. Evet. İşlemimizi tamamladık. Dedik ki arkadaşlar biz oldukça sıkı yaptık. Çünkü biz yeşil soğan elde etmeyi düşünüyoruz. Yoğun bir şekilde yaptık. Yani bu baş kısımlarının büyümesine müsaade etmeden biz soğanları hasat edeceğiz. Ama siz hem yapmışken yeşil aksamından da istifade edeyim, yapraklarını yiyeyim, aynı zamanda başı da büyüsün ve kuru soğan haline gelsin düşüncesinde iseniz şöyle de bir işlem yapabilirsiniz. Bakın bunu biz daha önceden yapmıştık. Bunları biz biraz seyrek yaptık. Bakınız. Aradaki farka bakın. Şimdi normal şartlarda bir soğanın yetişmesi için 5-6 ay gereklidir. Eğer ki bu kadar beklerim derseniz ne yapar buradaki yeşil bölüm? Bir süre sonra sapları büyür, ondan sonra burası kurumaya başlar. Tabii kafa kısmı da içeride yeterince büyümüş olacak. Ne kadar büyürse büyüsün hiçbirisine dokunmaz. Yani şu kadar büyüdü, o kadar büyüdü. Hepsine yetecek miktarda bir alan var. Eğer ki kuru soğan isterseniz böyle seyrek delikler açabilirsiniz. Sadece yeşil soğan isterseniz de böyle sık delikler açıp işlem yapabilirsiniz. Şimdi isterseniz hadi soğanlarımızı yerlerine götürelim. Balkonumuzun kenarında tutuyoruz bunları. Bakın şurada duracak. Bakın güneşimiz şimdi bu alandan, bu civardan geliyor. Buradaki soğanları ısıttı. Arada bir biz yönünü değiştireceğiz. Arada yönünü değiştireceğiz. Yani bütün soğanların güneşe maruz kalmasını sağlayacağız ve daha hızlı, seri bir şekilde yetişmesini sağlayacağız. Şimdilik böyle bırakıyoruz. Kendi haline, Allah'ın izniyle onlar yakın bir zamanda yeşermeye başlayacaktır. Videomuz devam ediyor. Sevgili arkadaşlar, 20 litrelik pet şişede soğan çimlendirme videomuz devam ediyor. Aradan yaklaşık 3 hafta geçti. Biraz biz bu soğanları ihmal ettik açıkçası.
Sulamayı ya yapmadık ya da yetersiz yaptık. Biraz çimlenme yetersiz kaldı. Ama bakın şükür bu kadar bir çimlenme gerçekleşti. Aşağıdaki bazı yerlerde bakın şuralarda düşmüş soğanlar, biraz da kediler de oynamış da olabilir, tam bilemiyoruz. Ama çok büyük bir kısmı çimlenmiş. Şuralarda 4 tanesi çimlenmemiş. Belki yetersiz su aldığından da kaynaklı olabilir. Bakın annem yavaş yavaş üst dallarından koparıp salatalara doğramaya başlamış bile. Evet, buralarda da bazı gözlerde soğanlar düşmüş. Oralara takviye yapacağız. İnşallah bu pesçiyeden bol bol soğan yiyeceğiz. Yemeye başladık bile eksikleri tamamlayacağız. Bir sonraki çekimimizde videomuzu kapatalım. Evet sevgili arkadaşlar, geldik videomuzun kapanış bölümüne. İşte gördüğünüz manzara karşınızda. Biz bundan yaklaşık bir ay önce bu işlemi yapmış ve soğanları çimlendirmeye bırakmıştık pet şişemizin içerisinde. Evet, bu arada geldi, bakınız bu pet şişedeki bazı soğanları söküp çıkartan yaramazlardan bir tanesi geldi. Biz tabii işlerin yoğunluğundan dolayı biraz ihmal ettik bu soğanları, çok fazla sulayamadık. Biraz da böyle ortamın büyük olması da biraz sıkıntılı oldu. Yani suyu buradan suladığımız zaman aşağıya doğru suyun inmesi biraz güç oldu. Aklımıza şöyle bir şey geldi. Bundan sonra böyle yapmayı düşünüyoruz. Pet şişenin tam ortasına, hatta açalım şöyle. Böyle bir pet şişeye çeşitli yerlerinden delikler açacağız. Boş bir şekilde tam bu sistemin, düzeneğin ortasına yerleştireceğiz. Bunu bunun ortasında olduğunu düşünün. Hortumu buraya, yani pet şişenin içerisine getirdiğimiz zaman bu pet şişenin içi su dolacak. O açmış olduğumuz deliklerden de yavaş yavaş etrafına su dağılacak ve böylece bütün soğanlar eşit bir şekilde sulanabilecek. İşte böyle bir düzenek de yapılabilir. Bu yapılmış olsaydı aşağıdaki soğanlar da daha iyi bir şekilde sulanabilirdi. Bir dahaki sefere böyle yapmayı düşünüyoruz. Yani bakın şu şişenin kapağı toprağın seviyesinde olacak. Hem toprağı etrafı sulayacağız hem de şişenin içerisine su dolduracağız. Bu şişenin içerisindeki su yavaş yavaş aktığı zaman her tarafa eşit bir şekilde su dağılmış olacak. Böyle daha güzel olur diye düşünüyoruz. Size de tavsiye ederiz. İşte bir aylık bahçemizin mahsulü bunlar. Annem artık bunlardan koparıp salatalarda kullanmaya başladı. Bu şekilde bir dikey mini bahçemiz oldu. Size de tavsiye ederiz. Benim bahçem yok diye hayıflanmayın. Alın size mini bir bahçe. Böyle düzenekler içerisinde soğan, sarımsak, marul, nane, pırasa ve buna benzer değişik yeşillikler yetiştirebilirsiniz. Yeter ki içinizde bir yeşertme aşkı olsun. Gerisi kendiliğinden gelecektir. İşte bakınız, biraz da bakımsız kalan bizim soğanlarımız Allah'ın izniyle bir aylık süre içerisinde bu hale geldiler. Bakın bu kedilerin çıkartmış olduğu bazı yerlerdeki soğanları takviye ettik. Bunlar da yakın bir zamanda inşallah çimlenecek. Böylesi daha iyi oldu. Hani hepsi birden çimlenmiş olsaydı hepsini belki aynı anda tüketmek zor olabilirdi. Farklı zamanlarda olgunlaşacaklar ve böylece değişik değişik zamanlarda olgunlaşmış ve hasat edilebilecek yeşil soğanlarımız olacak. Alın size bir fikir. Siz de kendi soğanınızı kendiniz yetiştirebilirsiniz. Evet, maksadımız sizlere bir bilgi vermek, fikir sunmaktı. Umarım amacımıza ulaşmışızdır. Bizleri izlediğiniz için, bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.